Şimdi tabii dün itibariyle Tarış bir fiyat açıkladı. Bu fiyattan çiftçilerimiz, üreticilerimiz çok memnun olmadı. Bana göre memnun olmamasının nedeni, şimdi bu yıl rekolte geçen yıla göre bir %21 gibi biraz daha fazla gözüküyordu baştan. Tabii bu neye bağlı? İklim şartlarına, esen rüzgara ve yağış durumlarına bağlıydı. Bu son 15 gün içerisinde ilçemizde lokal olarak bazı bölgelerde yağış oldu. Ve bu yağışın arkasından da bizi batıdan esen, yani bizim yöresel tabirle deniz rüzgarının esmesi, yaklaşık 7-8 gün esmesi, incirlerimizde, olgunlaşan meyvelerde çatlamalar oluştu. Tabi bu çatlamaların sonucunda bir kısmı da incirin akarak hurda haline geldi. Şimdi biraz önce gittiğimiz üretim alanlarında ve şu anki üretim alanında incir depolarına baktığımız zaman incirin yaklaşık %30 gibi, 30-35 gibi kaliteli incir, %30 civarında gene çatlak incir ve %30-35 gibi hurda incir gözümüze çarptı. Tabii ki bu da ne oluyor? Bu neyi getiriyor? Sonuçta burada kaliteli incirin açıklanan fiyatın çok daha üzerinde olması gerektiğini bize gösteriyor. Bu bölgesel yağışlar yalnız ilçemizde olmadı. Çevre ilçelerde de, Aydın ilçelerinde de oldu. Oradaki incir bölgelerinde de oldu ve orada kalite daha da bozuldu. Buna bağlı olarak incirin fiyatının, özellikle kaliteli iyi incirin fiyatının bunun daha üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ben her yıl üreticimize tavsiyede bulunuyorum. Gene bu tavsiyemi tekrarlıyorum. Üreticimiz elindeki incirini iyi muhafaza etsin, paniğe kapılmasın. Zaman içerisinde bu incir fiyatları, Tarış'ın açıkladığı fiyatların çok çok üzerine çıkacaktır. Ve bunu yaptığımız, açıklama yaptığımız yıllar itibariyle bunları hep gördük. Zaman içerisinde 15 gün, 20 gün incir fiyatları düştü. Üreticimiz o dönemde panikledi ve ucuza incirini sattı. Ama arkasından incirin fiyatı 2-3 kat daha arttı. Tabii üreticimizin fiyatı düşük bulmasının bir başka nedeni de bu yıl için girdi maliyetlerinin çok artmış olması. Özellikle işçilik ücretleri, bekçi dediğimiz ücretler en az 2-2,5 kat arttı. Yevmiyeci dediğimiz işçinin ücretleri gene asgari ücrete bağlı olarak %100 üzerinde arttı. Çiftçimizin kullandığı zirai ilaç, gübre fiyatları bazı çeşitlerde 3 kat gibi artışlar gösterdi. Tabii ki üreticimiz de bu beklenti içerisinde incirin en az buna göre bir artış olması gerektiğini bekliyordu. Ama açıklanan fiyatlar bunu çok tatmin etmedi üreticimizi. Bundan dolayı üreticimiz bu incir fiyatlarını çok olumlu karşılamadı. Ama ben gene tekrar ediyorum. Üreticimiz incirini sahip çıksın, ihtiyacının fazlasını elinde tutsun, muhafaza etsin. İncir fiyatları, özellikle kaliteli incir fiyatları önümüzdeki günler içerisinde ciddi bir şekilde artacağına ben inanıyorum ve bu yıllardır böyle oluyor. Çiftçimize bereketli, bol kazançlı bir üretim yılı diliyorum. Hepsine selamlarımı iletiyorum. Şu daha iyi.
esas kerevet olsaydı bu daha güzel olurdu. Girdim. Karışın oraya giriverin bir dakika. Hayırlı işler, kolay gelsin. Ne yapayım, direde mi? Ya sen incir bahçesin değil mi? Ya hayır, neredesin? Nerede? Bir yedi buluşalım. Kuşbaz'da iyi, tamam. Şeyde bekle, köyde bekle. Kenarları çekmeyelim, koyun bokları.